Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Edersul hadi aşere min kitabil fusul. Bugün fusul kitabının 11. dersini okuyoruz. Faslun mukata'atul müşrikine li beni Haşim ve beni Muttalib. Müşriklerin Beni Haşim, Beni Muttalib'le alakalarını ne etmeleri? Kesmeleridir. Şimdi Abdülmenaf'ın dört tane çocuğu var. Dört müydü, beş miydi? Biri Muttalib, biri Haşim, biri Abdüşşems, biri de Abdülüzzam mıydı? Belli senin. Nedir? Abdülüzzam. Başka? Abdülüzzam Menaf'ın kardeşidir senin. Ha, doğru. Abdüşşems var. Abdüşşems var. Muttalib var. Nevfel var. Nevfel. Nevfel var senin. Başka? Muttalib var senin. Bir de Muttalib, Haşim, Nevfel, Abdüşşems. Bu kadar senin. Bu kadar. Ve Şeybe. Şeybe de var. Erbatü, dört kardeş. Dört, tamam. Abdülmenaf'ın kaç tane çocuğu var Ahmet? Dört. Haşim. Muttalib. Muttalib. Nevfel. Abdüşşems, Nevfel. Haşim peygamberimizin dedesi. Bak, Muhammed, Abdullah, Abdülmuttalib, Haşim. Bildiniz değil mi? Ha, hani Beni Haşim, Beni Muttalib'e zekat yetmiyor falan diyoruz ya, hani bir şartlarda farklılık var. İşte bu Haşim'in, Muttalib'in çocuklarıdırlar. Müşrikler, Beni Haşim, yani Haşim ve Muttalib'in çocukları Efendimiz'e sahip çıktıkları için müşrikler hepsinden ne ettiler Ömer? Alakalarını kestiler. Ambargo koydular. Ebu Talib, Abdülmuttalib diye bir Şab'ı vardı. Şab, Şab, Şab demek iki dağın arasındaki boşluk. Onları orayı doldurdular. Üç sene boyunca kız vermediler, kız almadılar, alışveriş yapmadılar, bırakmadılar ki kimse onlarla alışveriş yapsın. Yabancılar gelince onlarla görüştürmüyorlardı. İşte bundan bahsediyor. Mukata'atul müşrikin li beni Haşim ve beni Muttalib. Müşriklerin beni Haşim, beni Muttalib'den alakalarını ne etmeleri? Kesmeleri. Kesmeleri ile alakalıdır. Sümme esleme Hamzetu. Hamze Efendimizin amcasıdır. O Müslüman olunca, o da Ammu Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'ın neydi? Amcasıydı. Bir de ve cemaatun kesirune. Ve cemaatun kesirune. Çok bir cemaat da Müslüman olunca müşrikler ve feşel İslam'ı. Feşel İslam'ı ne demek? İslamiyet yayılınca. Bak, Süme Esleme Hamze Ammu Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu Müslüman oldu. Ve cemaatun kesirune, çok bir cemaatle Müslüman oldu. Murad anlıyorsun. Evet. Ve feşel İslamu, İslamiyet ne oldu? Nisbi olarak yayıldı. Bu neydi? Mekke müşrikleri korkuttu. Felemma ra'et Kureyş'un zalike. Felemma ne zaman? Ra'et gördüm. Kureyş'un, Kureyşler zalike. Bu durumu görünce sa'e ne demek? Özdüm. Ha müşrikleri sa'e bu durum özdü. Ha kimleri özdü? Müşrikleri özdü. Bu durum onları mahzun etti. Onların üzüntüsüne sebep oldu.
onların korkmasına sebep oldu. Sa'enen fali Ömer, Sa'e özdü kim? Müşrikler. Hakimi yok. Sa'e özdü ne? Bu durum. Bu durum. Kimi özdü? Ha, müşrikleri özdü. Ve ecma'u, toplandılar. Ala en yeteakadu. Ne etsinler? En yeteakadu, anlaşma yapsınlar. Neyin üzerine? Ala beni Haşim ve benil Muttalib. Haşim'in ve Muttalib'in çocukları üzerine akitleşmeyi kararlaştırdılar. Onların aleyhine karar almaya onları ne etti? Sürükledi. Ve ecma'u, toplandılar. Ala en yeteakadu, akit yapsınlar, anlaşsınlar. Ala beni Haşim ve benil Muttalib. Haşim ve Muttalib'in çocukları aleyhine. Bu Haşim Muttalib da İbni Abdümenaf'ın, Abdümenaf'ın çocuklarıydılar. Abdümenaf'ın Nevfel, Abdüşent bir çocuğu daha, iki çocuğu daha vardı. Onlardan Müslüman olan kimse yoktu. Hazreti Muhammed'e sahip çıkan kimse yoktu. Onları bu ambargoya tabi etmediler. Peki, beni Haşim, beni Muttalib üzerine aleyhine anlaşma yaptılar. Ne diye? En la yubayi'uhum. Onlarla ne etmeyecekler? Onlarla beyat alışveriş yapmayacaklar. Kimse beni Haşim, beni Muttalib'le alışveriş yapmayacak. Başka? Ve la yunakihuhum. Kimse onlarla nikahlaşmayacak. Kimse onlardan kız almayacak. Onlara kız vermeyecek. Ve la yukellimuhum, kimse onlarla konuşmayacak. Ve la yucalisuhum, kimse onlarla oturmayacak. Hatta yusellimu, hatta ki teslim etsinler o benim Haşim, benim Muttalib, ileyhim, müşriklere, neyi onlara teslim edinceye kadar? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed'i teslim etmedikleri sürece kimse onlarla alışveriş yapmayacak, evlenmeyecek, kimse onlarla konuşmayacak. Ancak böyle yaparsak mecbur kalırlar, Muhammed'i ne ederler? Teslim ederler, biz de Muhammed'den kurtulmuş oluyoruz. Ve ketebu, yazdılar bizalike, bununla ilgili sahifeten. Bir sahifeyi yazdılar. Yani bunu yazıya döktüler, imzaladılar ve allakuha, o sahifeyi de astılar fisak fil Kâbeti. Nereye astılar? Kâbe'nin tavanına astılar. Ve yukalu, şöyle deniliyor. Bakın vav parantez içinde, gördünüz mü? Ne demek? Yani bazı nüshelerde bu vav yoktur. Nedir murat? Bazı nüshelerde yukalıdır. Bazı nüshelerde ve yukalı. Ve yukalu innellezî ketebaha. Hani müşrikler, Mekkeliler okur yazarlı değildiler. Tek tük kişi, ticarete gidip gelenler tek tük kişi yazıyı bilirdi. Ve yukalu deniliyor innellezî ketebaha. O şahıs ki, o kimse ki o sahifeyi ne etmişti? Yazmıştı. O kimdir? Mansur ibn-i İkrime bin Amir bin Haşim ibni Abdi Menaf. O kimmiş yazan? Mansur. Kimin oğlu? İkrime. İkrime kimin oğlu? Amir. Amir kimin oğlu? Hişam. Hişam kimin oğlu? İbni Abdi Menaf'ın oğlu. Anlaşıldı değil mi? E bakın, bu da beni Haşimi'dendir aslan. Mansur İkrime'nin oğlu. İkrime Amr'ın oğlu. Amr yine Haşim'in oğlu. Efendimiz de orada birleşiyordu. Ve yukalu, böyle de deniliyor. Beli nedir binul haris? Hayır, o Mansur binu İkrime değil. Nedir Ömer? Nedir binu haris? Öyle diyen de var.
Kimisine göre o sahifeyi yazan Mansur bin İkrimedir. Kimisine göre nedir bunu? Haris'tir. Fedda'a beddua eti aleyhi onun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın Resulü ona ne etmiş? Beddua etmiş. Feşşüllet. Sakat oldu. Devre dişi oldu. Yeduhu onun eli. Hani felce uğradı. Onun sağ eli. Yazı yazmış olduğu eli ne oldu? Sakat oldu. Peki ne oldu? Ven haze meletiler ile şi'bi. Nereye? Şi'be. Şi'b ne demek? Yani iki derenin arasındaki vadiye şi'b denilir. Şi'b demek, şi'nin fethesiyle ne demek Ömer? Cemaat demek. Şi'b, cemaat demek. Şi'b, vadi demektir. Ven haze ile şi'bi, o Abdülmuttalib'in şi'bi dediğimiz herkesin bir şi'bi vardı. O şi'be meletiler. Kim? Benu Haşim ve Benul Muttalib. Benu Haşim, Benu Muttalib. Sadece bunların müminleri mi oraya girdiler? Hayır, müminuhum ve kafiruhum. Bunların hem müminleri hem kafirleri oraya girdiler. İlla Eba Lehebin. Eba Leheb hariç. O da Efendimizin amcasıydı. O da Haşim'in çocuklarından idi. Ama o oraya girmedi. La'anehullahu Allah. Ha? Allah ona lanet etsin. O girmedi bir. Ve veledehu onun çocuğu girmediler. Geri kalan ven haze ile şe'bi benu Haşim ve benu Muttalib mümin ve kafirum illa Eba Leheb ve veledehu. Bunlar girdiler. Nereye? Şi'be. O şi'b hangisidir? Fi şi'bi Ebi Talib. Ben Abdülmuttalib dedim. Abdülmuttalib şi'bi değil. Ebu Talib'in şi'bine girdiler. Mahsurine girdiler. Mahsur oldukları halde. Yani hisare alındıkları halde. Atrafında adamlar bekliyorlardı. Nöbet tutuyorlardı. Giren çıkanı engelliyorlardı. Mudayyakan aleyhim onların üzerine tedyik yapılarak. Tedyik ne demek? Yani sıkıntı, darlık yapılarak. Cidden ciddi manada onlara bir tedyik yapıldı. Bir darılma yapıldı. Bir sıkıntı yapıldı. Bir ambargo uygulandı. Nahven min selasi sinine. Nahven min selasi sinine. Üç, nahven miktarın, yani üç sene miktarınca, takriben üç sene, bir iki ay eksik veya fazla, orada sıkıntı ve mahsur olarak kaldılar. Ve enhaze ile şi'bi, benu Haşim ve benu Muttalib, mu'minum ve kafirum ila Eba Leheb, la'anehullahu ve veledehu, fi şi'bi ebi talibin, mahsurine mudayyakan aleyhim cidden, nahven min selasi sinin. Ve hunake amile Ebu Talib. İşte orada o şerde Ebu Talib yaptı. Ne yaptı? Kasidetehul meşhurete. Meşhur kasidesi Allah-u Alem 30 küsür, 40 küsür beyt ve daha fazla. Hepsinin sonlarında lam var. Buna lamiyetu Ebi Talib deniliyor. O kaside neydi başı? Cezallahu anna abde şemsin ve nevfela. Bak nevfela, sonunda ne var? Lam. Böyle devam ediyor. Yani çok meşhur, fesihbeli bir şiir. Cezallahu anna, Allah bizden taraf ceza versin, mukafat versin. Abde şemsin ve nevfela. Abde şemsin ve nevfela.
Abdüşşems Nevfel onların amcaları diye. Neydi? Amcaları Abdüşşems, Haşim'in kardeşi Nevfel, Haşim Mutalib'in. Bunlar Haşim Mutalib'in kardeşleri. Burada ambargoya tabi tutulan Haşim Mutalib çocukları. Haşim ile Abdülmutalib. Öyle değil mi? Bunlar da onlar neydiler? Bunlar da onların kardeşleridirler. Bu insara girenlerin amcaların amcazadeleridirler. Onun için Allah Abdüşşems Nevfel'e ceza versin. Artık devamında ne geliyorsa. Sümme sa'a fi nakdi tilke sahifeti. O sahifenin nakdiyle ilgili çalıştı. Akvamun min Kureyşi. Kureyşlerden bir takım kavimler ne oldular? Bakın ekvamun min Kureyş'in, Kureyşlerden bir takım ekvam kavimler çaba gösterdiler. Neyle ilgili? O sayfanın bozulmasıyla ilgili. Yani bazı müşriklerin içinde bazı merhametli insanlar vardı. Benu Haşim, Benu Mutalib'in bu izdiraplarına dayanamadılar. O sayfanın bozulması için çaba gösterdiler. Sümme sa'afi, nakdi sayfeti. Nakd ne demek Ömer? Yok. Sa'a çaba. Nakat bozmak demektir. Yani sahifenin nakdi bozulmasıyla ilgili çaba gösterdi. Kim? Akvamun min Kureyş'in. Kureyşlerden bir takım kavimler ne ettiler? Çaba gösterdi. Fekânel kâimu fi zâlike. Fi kâimu fi emri zâlike. Bunun emrine kaim olan, bu işi üstlenen, bu görevi üstlenen, tam manasıyla çaba gösteren kimdi? Hişam ibn-i Amr bin-i Haris. Hişam bin-i Amr bin-i neydi? Haris'ti. Bin-i Hubeyb, bin-i Nasır, bin-i Malik, bin-i Hisr, bin-i Amr, bin-i Lü'ey. İşte buydu. Şimdi burada Hişam bin-i Amr Bünül Haris demiş aslında. Bünül Rabia, Bünül Haris. Yani orada bir Rabia eksiktir. Murat anlıyorsun. Evet. Nedir aslında Murat? Hişam ebne Amr'in Bini Rabia, Bünül Haris. Orada Bini Rabia eksiktir. Bini Hübeyyib. O da Hübeyyib'in oğlu. Bini Nesr. O da Nesr'in oğlu. İbni Malik demiş aslında orada da İbni Huzeyme Beni Malik. İbni Huzeyme, orada da bir Huzeyme eksiktir. Beni Malik. Beni Hesed, Beni Amr. Demek bu işi üstlenen Hişam, Bunu Amr, Bunu Rabia, Bunu Haris, Bunu Hubeyyib, Bunu Nesir, Bunu Huzeyme, Bunu Malik, Bunu Hesed, Bunu Amr, Bunu Lüey. Meşa fi zalike, bu konuda yürüdü, gitti. Kime gitti Ahmet? İla Met'am bini Adi. Tabi Met'am mı? Mut'im mi? Allah'a olan Met'am'dır. Met'am bini Adi'ye gitti. O da Kureyşlerin ileri gelenlerden biriydi. Ve cemaatin min Kureyş'in, Kureyşlerin bir cemaati, yani ileri gelen cemaatlerin yanına gitti. Yalvardı. Muhammed'in sözü var, birkaç Müslüman'ın sözü varsa, diğerlerin sözü nedir? Bunlar bizim akrabadır derken, fe'ecabuhu, onlar ne ettiler Murat? Onlar buna cevap verdiler. İle zalike, bu isteğine karşı. Bu nedir? Ambargonun kaldırmasıdır. Ve ambargonun kaldırmasına vesile oldu. Ve akbere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kavmehu. Resulullah kendi kavmine dedi ki, amcası Ebu Talib diğerlere, ne dedi? Ennallaha kad ersele ala tilke sahifeti el aradete. Ennallaha, Allahu Zülcelal kad ersele göndermiş ala tilke sahifeti, bu sahife üzerine kimi göndermiş? El aradete. Arada ne demek? Kurt. Yani güve dediğimiz kurt var ya.
güveyi gönderdi Yüce Allah bu sayfaya. Yani güveyi musallat etti. O boğdarları, elbiseleri yiyen kurt var ya. Fe ekele, o aradet, o güve yedi. Cemi'e mafiha, o sayfada ne varsa o yazı hepsini kağıdıyla beraber yemişti. İlla zikrellahi celle celaluhu, Allah'ın zikri hariç. Yani Allah Resulü dedi, güve gitmiş onların sayfasını yemiş. Allah lefsi hariç, geri kalan hepsini yemiş. Ebu Talib diyor, ya Muhammed sen emin misin? Bak ben giderim söylerim, böyle çıkmazsa mahcup oluruz, rezil oluruz. Ben eminim diyor. Gidiyor müşriklere diyor, benim yeğenim böyle diyor. Sayfayı getirin, yeğenim doğru söylüyorsa bizi niye ambargoya koyuyorsun, biz haklıyız değil mi? Ha, doğru söylemiyor ise tamam, cezamızı çekeriz. Gidiyorlar, getiriyorlar. Hanfekane zalike. Fekane keder ki bu şekil olmuştu. Gidiyorlar, getiriyorlar. Bakıyorlar ki gerçekten güve hepsini yemiş. Allah lefsi hariç. Ve ekbere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kavmehum enne Allah kad ersel ala tilke sahifeti ala radete fe ekelet cemi'e ma fiha illa zikrallahi celle celaluhum fekane kezalike. Sümme raca benu Haşim ve benul Muttalib ila Mekke. Benu Haşim, benu Muttalib Mekke'ye döndüler. Ve hasele sülhü, sülh ne oldu? Barış hasıl oldu. Bir ragmin min Ebi Cehil, Ebi Cehil'e rağmen o istemiyordu. Öz amcasıydı Efendimiz'in, istemiyordu. O da Amr ibn-i Hişam, bak. Ebu Cehil, Hişam'ın oğludu. Efendimiz Abdullah'ın oğlu, Abdullah, Abdülmuttalib'in oğludu. Yo, Ebu Cehil amcası değildi, yani uzaktan amcası. Bakın Ebu Cehil, Amr'ın oğlu. Amr, Hişam'ın oğlu. Peygamberimiz kimin oğludu? Abdullah. Abdullah, Abdülmuttalib'in oğlu. Abdülmuttalib, Hişam'ın oğlu. Öyleyse, Ebu Cehil, Abdülmuttalib kardeştirler. Ebu Cehil, Abdülmuttalib nedirler? Yani Ebu Cehil, Ebu Leheb, Peygamberimizin neydi? Amcasıydı. Ebu Cehil de Peygamberimizin babasının amcası. Abdullah kimin oğlu? Abdülmuttalib. Abdülmuttalib kimin oğlu? Haşim. Ebu Cehil kimin oğlu? Yok, ben yanlış söyledim. Haşim değil, bu Hişam'dır. Yok, o yanlışı düzeltiyoruz. Biramim min Ebi Cehil. Ebi Cehil kimdir? Amr'dır. Amr kimin oğlu? Hişam. Hişam Ali. Haşim Ali. İbn-i Haşim'e Hişam diyenler de vardı ama o dersi de okumuştuk. Ama bu o değil Allah-u Alem. Bu o değil. Dur bakalım şimdi Ebu Cehil. Yani ona da Hişam diyenler olabilir. O değil. Ebu Cehil bunu ne dedik? Amr ibn-i Hişam sayıdı. Ebu Cehil bunu Hişam. Onun çocuklarında Amr da var. Kim mi? Haşim'in çocuklarında. Olabilir. Haşim'in çocukları. Yani Ebu Cehil'in gerçek adı Amr'dı zaten. He, acaba bu Hişam o Haşim dediğimiz o mudur? Bak, Ebu Cehil Amr Resul'e diyor. Yani babasının amcasıydı.
Amr bin Hişam. Bak bu Hişam Bünül Muhire bin Abdillah bin Ömer bin Mahzum ahda Şafi Kureyşi. Yani bu Ali Ebu Cehel ismi Amr'dır. Hişam'ın oğlu. Hişam Ali, Haşim Ali. Tabi o Hişam'a da, o Haşim'a da Hişam bazıları diyorlar. Ama yine bu nedir? Bu Hişam değildir. Bu ta bunun Mahzum'a bu gider. Yani bu Abdülmenaf'a gitmiyor. Anladınız değil mi? Sümme raca benu Haşim ve benul Muttalib ile Mekke ve hasere sulhu bir rahmi min Ebi Cehel Amr ibn Hişam. Ama bu Şi'b Mekke'den ne kadar uzaktı onu bilemiyorum. Yani Mekke'nin yerleşik alanından ne kadar uzak bilmiyorum. Tam yerini de bilmiyorum. Allah alem çok uzak değil. وَتَّسَلَ الْخَبَرُ Haber ulaştı. بِالَّذ۪ينَ O kimseler ki هُمْ بِالْحَبَشَةِ Habeşistan'da olanlara bu haber ulaştı. Ne diye ulaştı? Doğrusu değil. اَنَّ قُرَيْشَنْ اَسْلَمُ Denildi ki Kureyşler Müslüman olmuşlar. Halbuki Müslüman olmamışlar. Sade bir anlaşma olmuştu. فَقَدِمَ Mekke Mekke'ye geldi minhum. Kimlerden? Habeşistan'dakilerden Mekke'ye geldi. Kim? Cemaatun. Bir cemaat geldiler. فَوَجَدُ Gördüler ki elbela. Yine belayı. Yine musibeti gördüler. Ve şiddete. Şiddeti gördüler. Nasıl gördüler? Kema kana. Daha önce bela, şiddet neyse yine aynı olduğu gibi gördüler. Yani yine baktılar ki o eski bela, o eski şiddet ne ediyor? Devam ediyor. Festemerru bi Mekke. Mekke'de bunlar gelenler devam ettiler. Sabrettiler. Bir daha Habeşistan'a gidemediler. İlâ en haceru ilel medineti. Ömer anlıyorsun. Medine'ye, ikinci hicreti Medine'ye yapıncaya kadar bunlar Mekke'de ne oldular? Kaldılar. O bela, o şiddete katlandılar. İlla sekranebne amrin. Bu hariç. Bu da zevce sevdete binti zem'a. Zem'anın kızı, Sevde'nin kocası olan Sekran bin Amr hariç. Bu Medine'ye hicret etmedi. Ya ne oldu? Fe innehu mate. Bu vefat etti. Ba'de makdemihi minel habeşeti. Habeşistan'dan makdem mana kudum. Meser-i mimi mana kudum. Yani ba'de kudumihi minel habeşeti. Habeşistan'dan geldikten sonra ne etti? Mate vefat etti. Bin Mekke. Mekke'de vefat etti. Kablel hicreti ilel medineti. Medine'ye hicret etmeden ne etti? Vefat etti. Bir de ve illa Selemete ibn-i Hişam. Selemete ibn-i Hişam hariç. Ve İyâşe ibn-i Ebi Rabi'a hariç. Fe innehuma bu ikisi uhtubisa. Hapis edildiler. Mustedafine. Mustedaf olarak. Ne olarak? Mustedaf olarak. Yani zayıf, kimsesiz olarak Seleme Tebne Hişam Yaşbünü Ebi Rabi'a bunlar hapis edildiler. Bunlar Medine'ye hicret etmelerine müsaade edilmedi. Mekke'de hapsedildiler. Ve illa Abdullah ibn Mahreme bin Abdil Uzza. Bu da hariç. Bu da Medine'ye hicret etmedi. Niye? Fe innehu hubise. Bu da ne yapıldı? Hapsedildi. Yalnız fele makane yevmu Bedri. Bedir günü olunca müşrikler hep Bedir savaşına giderken herebe minel müşrikine ilel muslimin. Müşriklerden Müslümanlara ne etmiş? Kaçmış.
Bazılar diyorlar Mekke'de iken fırsat bulunca kimse olmayınca Mekke'de kaçmış. Bazılar diyorlar müşrikler bunları da yanlarında Bedir'e götürmüşler. Zorlaki Müslümanlara karşı bunları kullanıyorlar. Bu da orada fırsat buldu. Müşriklerden Müslümanlara kaçtı gitti onlara ne etti? Katıldı. Anlaşıldı değil mi? Faslun amul huzni ve kurucu nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem ila Taif. Hüzün senesi Efendimizin Taif'e çıktığı dönem. Efendimizin hanımı, müminlerin annesi Hazreti Hatice vefat etti. Ebu Talib vefat etti. Bak amul huzun, huzun senesi. Müşrikler artık Ebu Talib olmayınca zulümlerini ne ettiler? Artırdılar. Efendimiz mecbur kaldı. Nereye gitti? Taif'e gitti. Onlara sığındı. Onlar da onu kabul etmediler. Taşladılar. İşte bakalım bu fasıl bu hüzün senesinden bahseder. Allah'ın nebisi Taif'e nasıl gitmiş? Ne olmuş? Umduğunu bulmuş mu bulmamış? Ondan ne ediyor? Bahsediyor. Yarın da faslun el isra'u vel mi'racu ve ardun nebiyyi nefsehu alel kabaili. Oraya kadar tek okuruz. Böyle az az olsun. Tamam. Ve sallallahumme ala seyyidina Muhammedinin nebiyyil ummiyyim ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Ya lugati arabiyyatun hasbi bi enneki mantıkı